Sen şöyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün güveç yapacağım. Güveçte kaburga etimiz var. Şöyle. Soğan var, sarımsak var, patates var. Domates var, biber var ve burada da domatesin kabuğu var. Burada baharatlarımız var arkadaşlar. Domatesin kabuğunu da niye koyduğumu, niye ayırdığımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi şöyle kaburgalarımızı alıyoruz. İlk önce etlerini de alıyoruz. Bunları zaten böyle yahni mahni yapmak için şey böyle güveç falan yapmak için ayırdıydım. Tuz şöyle. Tuz. Karabiber. Anne ben yıkadım. İyice terledin mi oğlum? He. Kimyon. Bir de küçük veriyor. Yaprak biber 2 kaşık arkadaşlar. Bizimkiler acılı sevdikleri için. Yağ. Karar verdin. Bende de oluyor. Salça bir yemek kaşığı. Bir de ucuyla arkadaşlar şöyle. Ağzını kapatmış oldum şimdi. Pek de iyi yetiye mi yapsın ha Mustafa? Terledi gitti. Şöyle alalım arkadaşlar. İlk önce şu salçayı şöyle bir ezelim de. Dedim bugün de böyle yapak dedim. Aman her gün ne pişirek şaş yok bir de. Evde de hiçbir şey kalmadı. Bizim evde de hiçbir şey kalmadı. Bayrama yani. Bir de pazartesinden perşembeye kadar pazar yoktu. En son pazartesi pazarına gittik zaten. Bu neydi bu Beysa? Bilmiyorum fark etme. Hayırlı yaşam. Rümeysa'ya dedim sen kızım soğan soy dedim patatesi soy dedim. O da soğanı patatesi soydu. Soğanı az doğramış yani soymuş. Üstüne azıcık biraz daha ben soydum. Ay. Şunun şurasını bir çatlayın alayım da. Nereye gidiyor? Tuhaf etti beni. Mustafa dedi geç çıkar dedi. Dedim zaten erken yemek yediğimiz yok. Onun için dedim geç olsun bir şey olmaz dedim. Pilavımız var zaten. O gün pişirdim pilav. Rümeysa yemek yemedi. Abdullah çok az yedi. Pilav öyle kaldı. Onun için pilav duruyor dolapta. Dedim bari pilav pişirmeyeyim. Bu tavayı yapayım. Akşam da zaten her şey yaptık. Bazlama ne yap dedik işte dışarıda yedik masada. Bugün burada elektrik yoktu. Elektrik yoktu yandık.
Gittik kül olduk. Elektrik olmayınca hayat olmuyor. İçine bak. Bak buradan filiz vermiş kızım. Buradan şey vermiş. Anladın? Hmm. Kök vermiş. Geri içinden domates çıkacak. Yüzüğün sivilcesi çoğu olmuş anladın. Hmm. Arkadaşlar sivilceye ne iyi geliyor? Bileniniz var mı? Şöyle geriden tut kızım çıkın. Bileniniz varsa yoruma yazarsanız sevinerek Rümeysa'nın anlamda çoğaldı. Aslında şeyden çoğaldı. Sınav stresinden çoğaldıydı. Ama hala devam daha ediyor. Daha hala devam ediyor. Gerçi herhalde açıklanana kadar da Rümeysa'nın stresi gitmez herhalde. Daha hala of açıklanmadı, of açıklanmadı deyip duruyor. 15 gün var daha. İnşallah erken açıklanır. İnşallah. Hiç erken de açıklanacağını zannetmiyorum yani. Gene aynı tarih neyse ona göre açıklanır. Lise sınavı erken açıklandı ya, bu da erken açıklanabilir. Kaburga yemek çok sevdi. Kebabı da güzel oluyor da. Ama kebabını işte dinlendirip de pişirmek lazım. Ay bu karabiberi mahvetti beni. Sarımsaklar da tüm tüm koydum. İçine de toz biber. Gördüğünüz gibi. Tabii biraz daha su eklemem lazım. Şimdi domatesi, kabuklarını, adam bana dedi ki ne, bir daha bunu getirirken dedi, soyduğun domatesin kabuklarını dedi, atma dedi, şöyle üstüne dedi, döşe dedi, yemeğin yanmasın dedi. Onun için ben de bugün aklıma geldi, yemeğim yanmasın diye domatesin kabuklarını atmadım, üstüne şöyle döşeyim, en azından dedi, yani bura fazla ateş vuruyor ya hani. Ondan dolayı kabukları şey olur dedi. Yanarken yani kabukları yanar dedi. Onun için kabukları böyle ayırdım. Şimdi üstüne döşeyim güzelce. Millet tatil yapıyor. Biz de evde yemek yapıyoruz, tava yapıyoruz. Allah'ım bize de nasip eder inşallah bir tatil. Kısmet olursa. Zengin olursak olur. Zengin olamayacağımıza göre de. Allah arkadaşlar inanın param olsa imkanım olsa buradan göçüp gitmek istedim. Hiç sevmiyorum burayı. Zaten gelin geldiğimden beri sevmiyordum da. İşte kader kısmet. Bir kere insan gitti mi gidiyor işte. Arkadaşlar bakın. Çok zekiyim değil mi? Gerçi Hayri abinin fikri bu. Hayır abi dedi. Bacı dedi. Patlıcan yaparsan patlıcanın kabuklarını dedi. Patlıcanın kabuğu da olur, domatesin kabuğu da olur dedi. Patates yaparsan dedi, domatesin kabuklarını koy dedi. Biberi üstüne koyma zaten dedi. Şey yapar dedi. Yanar dedi. Bunu böyle arkadaşlar şimdi götüreceğiz. Güzelce Mustafa'm götürecek bunu. Fırına verecek. Taş fırında pişsin. Ondan sonra güzel soframızı serelim. Pilavımız hazır zaten. Biz de dışarıya çıkak. Hava sıcak. Yani yok. Değil mi kızım?
Çok sıcak, terli yok. Bugün arkadaşım bir video atmış bana, böyle terimi silmeyle baş edemiyorum bacım demiş. Aynı onun gibi olduk biz de. Neyse arkadaşlar, sofrada görüşmek üzere. Burada şey ya, ben... Önceki gün vardı, ondan iş yaptım ben. Ha, öyle tamam, ben yeni bir şey dursun sandım ya. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Pilavımız da zaten açtın önceden babam vardı. He. Bu da çok sıcakmış. Arkadaşlar bir araba kullanmışım o biçim. Şu dediğim gibi, dediğim gibi arkadaşlar, domates, bak domatesi kabuğun üstüne koyunca çok iyi oldu. Kampından yok ya. Ne olacak şimdi? Olur, bu şeye sipariş vermez mi? Mert ya. Sana sana. Kızım bir tane fazla lan. Niye? Şey, bu Mustafa. Masa gelsene babacığım masa. Ben bu aslında bak, akıllıya bak. Ben gözlerim yine hamdolsun, bir şikayetim yok da çok şükür. Arkadaşlar selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ümmetim de sizden üzerine olsun. Kalbi, gönlü güzel insanlar. Rabbim ne sıkıntıdasa, her sevgilesi. Kızıma da akıl iman versin Rabbim. Tüm ümmete. Rabbim ölmüşlerimize rahmet etsin. Gönlünüze ve aklınıza hayırlı olun nasip etsin. Böyle. Nasılsın? İyisiniz inşallah. Bizler çok şükür elhamdülillah. Abdullah içelim, masayı getirelim. Hem yan yiyoruz hem de yiyoruz. Ne? Masayı masayı. Yok, içmiyorum. Ne yapıyorsun? Getir. Abi görüyorsun. Evet, başka bir şey yok. Çok çok şükür. Hadi. Kapat ver. Bir bak. Sen de yaparız ya. Kapat. Hı? Abi, sonunda var. Hadi yok. Yaşın var. Yok, estağfurullah. İyi de olur. Ya Allah sizi nasip edin. Elimizi yıkayalım, gelelim. Mesela bir tane kapıda yedin mi? Hayvanlar birbirlerini yiyecekler. Al bir parça da et koydum, tazladım. Hey, burada kızdan kızarlıklara ne demek ki? Tamam, o zaman yarın bak, yarın ben sabah 9-10 mesela şey yaparım. Aa, elimden de bak. Neyi sıcak veriyorum? Bir otobüse gelirim, normal çeşmeyi açarım, yani ona göre bakarız. Ona göre ben normal kapıysa, ben de bir böyle böyle, sen beni ararsın, ona göre şey yaparız, tamam mı? Bu olmaz mı? Şimdi yani, şu normal yani, adı var, mantı var. İyi, tamam. Git demez yani, benim önümde arzama demez yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Düğünümde bir torba patates de getirebilirsiniz. Hadi. Selam abi. Patatesin eşyası. Buyurun arkadaşlar yemeğe. Selam abi. Şükrü var ya. Bu ev Şükrü. Tamam. Abi da selam söyleyeyim. Gençler. Thank you.
ne yapacaksın? Sen tansiyon hastasısın. Tuz mu yiyin? Bunlar başlıyor lan. Ne? Başlalım diye gelmez. Acın oldu mu? Acından oldu mu dedi? Vallahi ben şu anda mı? Kan şekerim mi düşüyor? Oradan ekmek ver hele, bir parça ben de ekmek yiyeceğim. Buyur ya efendim. Ne oğlum? Bırak alma ha maşallah. Sıcak mı? Evet. Ben giderken bakayım ola sıcak ver. Nasıl ekler? Direksiyon sabit durmuyor ki. Ne yapayım olmayanlara ver. Tamam. Sen direksiyonun nasıl? Sıfır. Ondan daha dünyada yoklar araba sürüyor. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Hı? Tamam saklar kuşuma. Beni getir hadi. Kuşu açtın. Tamam. Baba, diğer arkadaşından arabasını öğretelim geldi. Kuşu getir. Burada. Ha. 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 Arkadaşın zaten inecek. Bize arabayı verecek yani. Kimse kimseye karışmadan sürsün. Tamam. O zaman göreceğiz. Kim iyi sürüyor, kim güzel şey yapıyor. En güzel ben sürüyorum. Duyuyor musun? Abi biz bunu araçtan indireyiz. Sana bir nefes değil. Duyuyor musun? O da bana çıkartma araç yolcu. Sadık yemeğimizi yiyin herhalde. Ya bu ağzını alır. Adam dedi kazanacağım ben bazı var mı? Sen al. Vallahi bilmiyorum. Değişiklik dedi de, biz dedik bu mahalleden bir 5-10 dakika ayrılır dedik. Ben de kartım var değil mi? Tamam, sen öz bilene gidiyorsun. Mahalle ayrılıyor işte, İstiklal'den ayrılıyor, şu an öz bilene geç. Arada yol var sadece. Oğlum, rahmetlik Barış Manço'ya ne diyordu biliyor musun? Bir ayağını yere basıyordu, işte şöyle diyordu, bu ayağı buraya basıyordu, bir çizgi. Çizgi sınırdı. Yabancı derler, unuttum bunu abi. Abi karşıdan geçiyorduk, bundan tarafa. Ben bu yoldaydım. Ben arabamı, Apo nerede? Yani ben seninle de çayını dedim. Temkin. Arkadaşlar niye ben peçetemi kullanıyorum?
tutamaz elim. Bakmamı saymasınlar. Belki sabah ayda bakmamı sayar mı? Sabah ayda bir yetti. Ek yemez mi? Ek yemez. Şurada ayak mı oldu ya? Nefesin zevki var mı? Dadım öyle söylüyor. Güzel. Tamam. Babaannem gene gittin yani. Şey yaptılar ya, damacım. Senin en son yedim. Yani toprak altı, dediğin toprak altı falan. Bir saat geçti. Yemeğe girdim. Niye? Diyet oldu. Geri diyete başladım. Geri diyete mi? O zaman. 12 doları yere atlattım. Şey yapması için ayrıca spor yapması da lazım. Hı-hı. O sadece yemeden kısıyor, başka bir şey yapmıyor. Hareket edecek ki ne, spor yapacak ki ne, zayıflayacak. Aynen ben bunu. Kadın ne spordan geliyor lan benim. Nerede? Gözüm çatma benim, işe var yavrum, niye çatma?